Şimdi bu gördüğünüz rezene, ay, rezenenin çiçeği, evet şöyle rezene çiçeği, şu üstte sarı çiçekler, altta ise yeşiller tohuma dönmüş hali. Rezene çiçeği ve rezene tohumu. Rezenenin yaprağı çok narindir. Gördüğünüz gibi ince, kıl gibi, tüy gibi çok narin yapraklar var. Rezenenin tohumu bu tohuma döndükten sonra şu tohumları sonra kurutulur ve çay yapılır. Rezenenin tohumu mesela şişkinlik, hazımsızlık gibi rahatsızlar varsa rezene, anason, kimyon, kakule eşit oranda karıştırılır. 2 çorba kaşığı demliğe konur. Üzerine 1 litre kaynar su gün boyu içilirse bağırsaklardaki şişkinliği, kazı, asidi emer. 1. 2. Rezene kurutulduktan sonra rezene tohumu, papatya, gözotu ve huş yaprağı eşit oranda karıştırılarak göz banyosu yapılırsa gözü. Göz için rezene, gözotu, papatya çiçeği, aynı sefa çiçeği dördünün demledikten sonra eşit oranda karıştırırım. Soğuduktan sonra süzülür. Sıcak olmaması gerekir tabii. Göz kadehine konur. Göz banyosu yaptığınızda göz kadehi bu saatçilerin saati tamir etmek için kullandıkları şey gibi küçük içerisine soğuduktan sonra dem doldurulur. Gözünüze böyle takıp göz kadehiyle gözünüzü yıkadığınızda gözde arpacık, iltihap vesaire oluşmasını önler, gözü temizler, arıtır. Bir kaza geçiren dostum görme zafiyetiyle gözü, bir gözü kör olmuş, diğer gözüne iltihap geçmişti. O diğer gözü de zayıflamıştı. Artık iyi göremiyordu. Ben onun üzerinde bu bitkilerin karışımından oluşan bir çayla hamdolsun 6 haftada %20 gören şahıs %80 görür hale geldi. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık ve yaban mersini forte geliştirdik. Yaban mersini görme zafiyetine karşı çok çok daha etkili ve klinik araştırmalarda etkisi ispatlanmıştır. Hürmetler, saygılar.